Merhaba Mehmetcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün kullanıcılarımızdan yoğun şekilde sorulan soruları sana yöneltmek istiyorum. Hazırsan başlayalım. Tabii ki. Şimdi genel olarak sorulan sorulardan biri. 14 hatası nedir? 14 hatası nedir? 14 hatası genelde gaz kolundan kaynaklı ya da anakarttan kaynaklı bir problemdir. 14 hatası şöyle, cihazın üstünde M365 haricinde görünür. Pro, Pro 2, Essential, 1S bu skuterların hepsinde ekran göstergesinde kırmızı işaretle 14 yazar. 14 hatası budur. Gaz kolundan kaynaklanabilir, anakarttan da kaynaklanabilir. Teşekkür ederiz. Şimdi ikinci bir sorumuz daha var. 14 hatası neden kaynaklanır? 14 hatası neden kaynaklanır? Şimdi şöyle bir şey olabilir. Görmüş olduğumuz direksiyondur. Bu Pro 2'nin direksiyonudur. Gaz koluna aşırı yüklenme ya da yokuşlarda gaza basma. Bunların hepsi tetikleyebilir. Çünkü göstermiş olduğum gaz kolunda sensörler vardır iç kısmında. Bu sensörlerden birisi arızalı olduğu takdirde 14 hatası verir. Şimdi diğer bir sorumuza geçiyoruz. Tabii. 14 hatası nasıl tamir edilir? 14 hatası şöyle. Dediğim gibi iki çeşitten problem çıkabiliyor. Yani hem anakartta olabilir hem gaz kolunda olabilir. Eğer ki gaz kolundan ise gaz kolu değişimiyle hallolabiliyor. Ama gaz kolu değiştiği takdirde yine tamir olamadıysa, yine hata veriyorsa bu anakarttan kaynaklıdır. Çünkü gaz kolunun kablosu anakarta kadar bağlılıkla gider. Bu sebeple anakarttan da bir problem olabilir. Diğer soruya geçiyorum. 14 hatası tamir edildikten sonra bir daha olur mu? Yani o tamamen aslında kullanıcının kendisine bağlıdır. Dediğim gibi aşırı yüklenme, baskı, darbe, sıvı temas bunların herhangi biri olduğu takdirde tabii ki tekrardan nüksetme olasılığı yüksektir. Diğer sorumuzda ise 14 hatası tamir ücreti ne kadar? Yani en önemli soru. Yani müşterilerimiz için tabii ki de dediğim gibi yani gaz kolu değişecekse bunun 350 lira kadar bir ücreti vardır. Fakat anakarttan kaynaklı bir sebepse onun teknisyenlerimizin incelemesi gerekmekte. Teknisyenlerimiz incelediği takdirde müşteriye fiyat bilgisi veriliyor. Onun için tabii ki de ortalama bir fiyat maalesef ki veremiyoruz. Anakart çünkü çok geniş kapsamlı bir parça olduğu için herhangi bir şeyden de yapabilir. O yüzden gaz kolu değişecekse 350 diyebilirim ama anakarttansa müşterilerimizi buraya bekliyoruz. Hasar tespiti yaparız. Mesela tahmini ne kadardı? Bize bir Yani ortalama dediğim gibi veremem ama tahmini sadece anakarttan kaynaklı bir problem olduğunu düşünürsek ortalama 500-600 lira civarında bir rakam çıkar. 14 hatasını mağazaya getirmeden biz yapabilir miyiz diye soranlar var. Şöyle bu konu aslında bize çok gelen soru gerçekten. Gerek müşterilerle bizzat konuştuğumuzda da bize çok soruluyor. Ama yani daha çok teknisyenlerin yapmasını gerektiren bir işlem. Çünkü yanlış bir yere bağladığında kabloyu daha kötü sonuçlar çıkabilir. Misal veriyorum anakartı tamamen yakabilir ya da direksiyon kısmını ekrana zarar verebilir. Efendime söyleyeyim fren koluna zarar verebilir. Bunların hepsi elektroniktir. Her ne kadar mekanik görünse de elektronik parça oldukları için müşterilerimizden bunları yapmamasını, teknik servislere başvurmasını daha çok tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz cevaplar Ben için. teşekkür Yani ederim. genel olarak buraya getirmeleri lazım. Kendi başına yapacakları iş değil. Kesinlikle yani tavsiye etmiyorum diyeyim. Ama tabii ki de yapabilen varsa biz parça olarak da yardımcı oluruz. Çok teşekkür ederiz. Bugünlük sorularımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Evet Mehmetcan, söz sende. Görüşmek üzere, esen kalın.